Selam gençler. Veteriner Bey. Evet, nasılsınız? Vallahi biz iyi diyelim, iyi olalım. Geçen hafta sizlerle beraber olamadık. Çünkü... Şiva, niye titriyorsun Şiva? Niye korkuyorsun? Sen de böyle yaparsan bütün köpekler yapar, bütün kediler yapar. Rahat dur. Geçen hafta karantinadaydık, temaslıydık, o yüzden evdeydik ve video çekemedik. Tamam. Şimdi, bugünkü konumuz bu, her akşam neredeyse televizyonlarda, haberlerde dinlediğiniz çip muhabbeti. Nedir bu çip? Şivacığım, patini indirirsen bir konu anlatacağım. Nedir bu çip? Bu çip bir mikroçip. Derinin altına yerleştiriliyor. Şöyle gösterelim. Böyle bir enjeksiyon. Şurada enjektörümüz var. Şu kırmızı halkayı çıkartıyoruz, kapağı çıkartıyoruz. Tam iki küre kemiğinin arasına kaldırıp bu kalınca iğneyi batırıp enjekte ediyoruz. Ve şurada gördüğünüz, poşetin içinden göstereyim hemen. Şu gördüğünüz çip numarasını, yani daha doğrusu bu numaralı çipi derinin altına yerleştirmiş oluyoruz. Peki, bu çipin bize faydası ne? Diyelim ki, önce şunu anlatayım. Bu da bir çip okuyucu. Açıyoruz. Ve gidiyor. Tık diye hemen okuyor. Ve çip numarasını görüyorsunuz. Bu Shiva'nın çip numarası. Yani Shiva'nın bir başka deyişle TC kimlik numarası. Bugün diyelim Shiva kayboldu. Ve Shiva'yı 3 sokak ötede başka bir evde gördüm ben. Ve gittim dedim ki bu köpek benim köpeğim. Hayır benim köpeğim. Hayır benim köpeğim. Hayır benim köpeğim. Polise gittim. Dedim ki böyle böyle benim köpeğim kaçtı ve alıkonuldu. Bir evde duruyor. Israrla kendi köpekleri olduklarını söylüyor. Ama benim elimde karnem var. Yani her köpek Shiva'ya benzeyebilir. İşte pembe fuleri olabilir. Sarı bir golden olabilir. Ama benim köpeğimin çipi var. Peki nasıl ispat edeceğiz? Biraz önce gösterdiğim gibi okut deyip tam ensesinden okutup Shiva'nın çip numarasını bulduğumuz zaman. Ve gidip diyeceğim ki bak benim köpeğimin karnesi de böyle. Bu da çip numarası. Ve bu şekilde Shiva'nın bana ait olduğunu ispatlayacağım. Peki bu televizyonda bahsedilen devletin sürekli çip takacağız, çip takacağız dediği muhabbet ne? İşte bu. Bunu taktıklarında ne olacak? Diyelim ki Shiva evden kaçmadı. Ben Shiva'yı sokağa attım. Gittim. Bıraktım. Sahilde bir yere. Ve bütün kedi ve köpeklerin çiplendiğini düşünün. Sokak hayvanları da dahil. Şimdi barınak ve belediye kliniklerinde yapılan bu kısırlaştırmalardan sonra artık çip takılıyor köpeklerin derisinin altına. Tam şu iki kürek kemiğinin ortasına çip yerleştiriliyor. Ve kayıt altına alınıyor. O köpeğin veya kedinin sokakta yaşayan bir dostumuz olduğunu belirtmek için sahiplenildiğinde de veteriner hekimler sisteme girecek. Şimdi biraz toparlayarak anlatayım ben. Biraz karmaşık oldu gibi. Bir köpek aldınız. Sonra veterinere gittiniz. Veteriner hekim karnesini çıkarttı. Bunlar tekrar yenilenecek. Öyle söyleyeyim. Şimdi yeni karneler çıkıyor. Ben mesela kendi kliniğimin karnesini kullanıyorum genelde. Kendi kliniğimin karnesini kullanıyorum. Bir de böyle karneler var. Bunlar da artık mecburi oluyorlar. Elimizdeki karneleri bitirip biz de bunlara geçiş yapıyoruz. Yine buna benzer bir karne daha gelecekmiş. Öyle söylediler. Bu karneye ben bilgilerini yazdım. İşte boncuk, 2 aylık, işte doğum tarihi diyelim ki Şubat ayı, dişi bir fino diye yazdım. Bilgilerinizi yazdım. Çipini yerleştirdim, karneye işledim. Ve o çip numarasını devletin kendi kurduğu takip sistemine de yazıyoruz ve sizin adınıza kaydediyoruz. Sonra siz bu boncuğu bir sene sonra sokağa bıraktınız. Hayvan polisleri veya belediye yetkilileri köpeği buldu. Çipini okuttu.
isminiz çıktı, sizi arıyorlar. Diyorlar ki, köpeğinizi sokağa atmışsınız, 2000 lira para cezası. Ben bunu yaptırmazsam nereden bulacaklar? Yaptırmazsanız 2000 lira para cezası. Ya veteriner yapmadı, veterinere 2000 lira para cezası. Yani şu anda konuşulan bu rakamlar. Peki bu işlem nasıl olacak? Devlet mi yapacak, özel klinikler mi yapacak? İşte orası biraz muallakta. Kimisi devlet yapacak diyor, kimisi özel klinikler yapacak diyor, kimisi devlet ve özel klinikler beraber yapacak diyor. Önümüzdeki hafta bir toplantımız olacak. O toplantıdan sonra büyük ihtimalle bir sonraki videoda veya ondan sonraki videoda size bu konuya açıklık getireceğim. Ama şunu söyleyebilirim, 2021 yılı köpek yılı olarak kabul edildi ve bu sene bütün köpekler çiplenecek. 2022 yılı içerisinde de bütün kediler çiplenecek ve dediğim gibi kesinlikle yapılmak zorunda. Bunun ne gibi avantajı olacak? Sokağa kafanıza göre kedinizi, köpeğinizi bırakamayacaksınız veya o cezayı göze alarak yapacaksınız. Ki biz Türk milleti olarak parayı çok sevdiğimiz için insanlar, çünkü canı artık geçtiler. Yani sokakta yaşar mı, ölür mü, araba mı çarpar, başka bir hayvan mı zarar verir, ondan öte insan mı zarar verir? Bu konuyu zaten tamamen biz Türk milleti olarak açtık, geçtik, gittik. Yani maalesef mide bulandırıcı bir halde onların yaşamını hiç düşünmeden sokağa hayvanları bırakıyoruz. Ama işin içinde bir para cezası olursa bu durumun biraz korkutucu ve azalacağını düşünüyorum. Çok geç kalınmış bir karar. Kesinlikle yıllar yıllar önce yapılması gereken bir karar. Alınması gereken bir karar. Şu ana kadar çok geç kalındı. Sokaklarda yaşamaya çalışan, yaşayan demiyorum çünkü yaşamaya çalışan binlerce dostumuzun da sebebi sahiplerini korkutacak bir kanun olmaması, onları kontrol altında tutacak bir kanun olmamasından dolayıydı. Geç alınmış bir karar, inşallah güç olmaz. İnşallah bütün hekim arkadaşlar da elinden geleni yapar, eminim yapacağından bu şekilde azalır. Şimdi mikroçip deyince insanlar biraz fantastik düşünüyor. Yani çip takacaksınız, köpeğim kaçtığı zaman ben onun nerede olduğunu cep telefonunda... Hayır, öyle bir şey yok. O Hollywood filmlerinde oluyor, bilim kurgu filmlerinde işte çip yerleştiriyorlar, izliyorlar. Çünkü biliyorsunuz bir vericinin yapabilmesi için, sinyal gönderebilmesi için bir güç kaynağı olması gerekiyor. Şimdi ağzından veya burnundan şarj edemeyeceğiz. Yok, buradan pil de takamayız. O yüzden öyle fantastik durumları geçiniz arkadaşlar. Ha, onun için şeyler yok mu? Var. Yani ben uydudan izlemek istiyorum. Bazı GSM operatörlerinin böyle şeyleri var. Tasmaları, işte minik vericileri var. İnternette biraz fiyatı yüksek ama satılan tasmalar var. Boynuna takıyorsunuz, düzenli olarak pilini değiştiriyorsunuz. Özellikle bu doğa yürüyüşleri veya işte orman içinde köpeğiyle beraber gezen, hiç sevmemekle beraber tırnak içinde söylüyorum, avcılar özellikle kullanıyor. Sudan da etkilenmiyor. O ürünlere bakabilirsiniz internet üzerinden. İşte pili var, uygulaması var. Eşleştiriyorsunuz, köpeğiniz kaçsa bile cep telefonunuzdan izliyorsunuz. Ama bu kesinlikle devletin bahsettiği, işte Show Haber'de, Star'da her akşam köpekler çipleniyor başlığı altında izlediğiniz videodaki çiple bu uydudan takip programının hiçbir alakası yok. Bizimki sadece arabadaki şase numarası gibi düşünün. Yani tekrar özetleyelim, arabanız çalındı, o arabanın size ait olduğunu anlamak için, değil mi? Kaputunu kaldırırlar, işte sağ ön koltuğun halısını kaldırırlar, altta bir şase numarası vardır ve sizin olduğunuz anlaşılır. Bunda da derinin altına köpeğin şase numarasını, kedinin şase numarasını işleyeceğiz ve dünyada o seri numarasından sadece bir tane olacak. Yani yurt dışına da gitseniz, yurt içinde de kalsanız o şase numarasından, o çip numarasından, o kimlik numarasından sadece sizin kedinizde, köpeğinizde olacak. Bu şekilde bir uygulama geliyor. Zaten geç kalındı. Normalde 2021'e kadar tamamlanması planlanıyordu. 2021'de başladı.
1-2 sene içinde bütün hayvanlarımız çiplenecek. Bu konuda da dediğim gibi nasıl bir uygulama olacak 1-2 video sonra size mutlaka anlatırım. Çünkü Oda Başkanımız ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürümüz Sayın Erol Bey'le de konuştuk birkaç gün önce. Bayağı ilerleme var. Nisan ayı içerisinde başlanacak çiplenmelere. Görünen hem devletin hem özel kliniklerin ortak yapacağı ama tabii Türkiye'de son dakika her şey değişebilir. Sorularınız varsa lütfen videoların altına sormayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz 3000 abone olduk. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haftaya yine benimle olun. Veteriner Bey'le kalın.